Efendisinin onu öldürmek ya da hapse atmaktan başka seçeneği yoktu. Meselenin daha fazla duyulup büyük bir sorun haline gelmemesi için kararını verdi. Onu hapse atmak kötünün iyisiydi. Evet, burada Yusuf'un ikinci kez sınırlı seçimlerinin kurbanı olduğunu görüyoruz. Önce kardeşleri, şimdi de efendisi tarafından, ama hikaye burada bitmiyor. Yaratılış 39. bölüm 21. ayet. Ama Yusuf zindandayken Rab onunla birlikteydi. Ona iyilik etti. Zindancı başı Yusuf'tan hoşnut kaldı. Tabii ki Yusuf'un torpili çok ama çok yükseklerden geliyor. Yusuf, Tanrı'ya olan sadakati nedeniyle gittiği her yerde ayrıcalıklara sahipti. Tanrı Yusuf'u zindandayken bile özel bir kişi yaptı. Bu nedenle Firavun onu tanıyordu ve kendisi için bir rüyayı yorumlamasını istedi. Yaratılış 41. bölüm 14. ve 15. ayetler. Firavun Yusuf'u çağırdı. Hemen onu zindandan çıkardılar. Yusuf tıraş olup giysilerini değiştirdikten sonra Firavun huzuruna çıktı. Firavun Yusuf'a, "Bir düş gördüm," dedi. Ama kimse yorumlayamadı. "Duyduğun her düşü yorumlayabileceğini işittim." Yusuf'un rüyaları yorumlayabilmesi onun kendi gücü sayesinde değildi. Tanrı ona bu özel yeteneği vermişti. Çünkü Yusuf her gün Tanrı'ya kişisel olarak bağlıydı. Aynı şekilde Tanrı'ya sadık olduğumuzda Tanrı bizi de bereketleyecektir. Yaratılış 41. bölüm 16. ayet. Yusuf, "Ben yorumlayamam," dedi. Firavun'a en uygun yorumu Tanrı yapacaktır. Yusuf kendisini yüceltmeye çalışabilir ve sahip olduğu bu yeteneği ayrıcalıklarından yararlanabilirdi. Ama Tanrı'nın yeteneklerine kaynağı olduğunu, yüceliği asıl hak edenin Tanrı'nın bizzat kendisi olduğunu biliyordu. Bu yüzden Yusuf bunu Firavun'a söyledi. Bunun sonucunda ne oldu? Tanrı'ya olan sadakatinin, ona olan inancın ve kişisel bilginin sonucu nedir? Yaratılış 41. bölüm 39 ve 40. ayetler. Sonra Yusuf'a, "Madem Tanrı bütün bunları sana açıkladı, senden daha akıllısı, bilgilisi yoktur," dedi. "Sarayımın yönetimini sana vereceğim. Bütün halkım buyruklarına uyacak. Tahttan başka senden üstünlüğüm olmayacak." Yusuf'a bak Yusuf'a, hapisten başbakanlığa nasıl bir yükseliş ama. Zindandan tahta zorlu bir yaşam mücadelesi. İşte Yusuf'ta olan buydu. Yusuf'un sadakati, inancı ve Tanrı ile olan kişisel bağ nedeniyle karşılaştığı tüm zorluklara yüzleşmeye hazırdı. Hiçbir koşulda Tanrı'ya olan bağını yitirmedi ve ayartmalara boyun eğmedi. Sonunda ödülü çok büyüktü. Yaratılış 41. bölüm 41'den 43. ayetlere kadar. "Seni bütün Mısır'a yönetici atıyorum." Sonra mührünü parmağından çıkarıp Yusuf'un parmağına taktı. Ona inci ketenden giysi giydirdi. Boynuna altın zincir taktı. Onu kendi yardımcısının arabasına bindirdi. Yusuf'un önünde "Yol açın!" diye bağırdılar. Böylece Firavun ona bütün Mısır'ın yönetimini verdi. Dürüstlüğü ve sadakati sayesinde Yusuf tüm Mısır topraklarından sorumlu oldu. Firavun ona sınırsız güç veren kendi yüzünü verdi. Sadece toplumdaki üst düzey kişiler için olan ince keten kıyafetler giymişti. Altın zincir her konuda son sözü söylemesi anlamına geliyordu. Firavun kendisi dışında Mısır'daki kimse Yusuf'tan daha yüce değildi. Yaratılış 41. bölüm 44 ve 45. ayetler. Yusuf'un adını Safenat Paneah koydu. On kentinin kaine Potifera'nın kızı Asenat'ı da ona karı olarak verdi. Yusuf ülkeyi boydan boya dolaştı. İşte böyle olur Rab'be umut bağlayanlara. Amin. Ve bu da sadakatinin Tanrı'ya ve kendimize karşı dürüstlüğümüzün sonucudur. Yusuf ne kadar zor durumda olursa olsun azmi, sadakati ve dürüstlüğü ile başarılı oldu. Kardeşleri onu köle olarak sattı, efendisinin karısı onunla yatmak istedi ve uzun süre haksız yere zindanda kaldı. Fakat tüm bunlarla rağmen yaşamının zorluklarına ya da karşılaştığı sorunlara boyun eğmedi. Hayatınızda zor zamanlar geçiriyor musunuz ve nasıl davranacağınızı bilmiyor musunuz? Ya da yaşamınızda pek çok engelle mi karşılaşıyorsunuz? Yusuf'un sadakat ve dürüstlük dolu yaşamı sizlere örnek olsun. Yusuf kendi ilkelerinden asla ayrılmadı ve ayartmaya düşmedi. Çünkü Tanrı'ya her zaman sadık kaldı. Bu hikaye hakkında ne düşünüyorsunuz?
Sizi doğru yolda yürümeye ve koşullara boyun eğmemeye teşvik ediyor mu? Düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Bu hikaye ve benzer koşullarda geçen diğer karakterler hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Bize ulaşın. Sizinle paylaşmaya hazır olacağız. Bunun gibi daha fazla video görmek istiyorsanız kanalımıza abone olun. Tüm yeni videolar alabilir ve önceki videoları görebileceksiniz. Her hafta yeni bir hikayede beni bekleyin ve sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.